Merhaba arkadaşlar, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Ben matematik öğretmeni Şaban Aysan. Evet, bugünkü videomuzda oran orantı ile birlikteyiz arkadaşlar. Yine akıllı soru föyü, föy 19'da analiz, pardon, sentez testi ile sorularımıza bakacağız. Hemen arkasına yine çıkmış sorularımızı ekleyeceğiz. Birinci sorumuzla başlayalım. 6 arkadaş şekildeki pastayı eş dilimlere ayırıp yiyecektir. Arkadaşlardan ikisi pasta yemek istemediğini söyleyince onların payı da diğerlerine eşit biçimde paylaştırılıyor. Buna göre pastayı yiyenlere düşen pay ilk duruma göre hangi oranda artmıştır diyor. Şimdi kaç dilim ayırmış? 3, 6. 6 arkadaş daha sonra ne diyor? Bir dilime 4 diyelim biz. Tam çıksın 4, 4, 4 yani her dilimi 4 olsun. Tamamı nedir? 24'tür değil mi? Şimdi şu iki dilimi 8 yapıyor. Bunu 4 arkadaş kendi aralarında paylaşıyormuş arkadaşlar. O zaman her birine ne olacak? 2 dilim fazla düşecek. Yani 2 dilim düşecek. Yani bu da ilk duruma göre 2 fazla düşecek. O zaman 2 bölü 24 tüm pastaya oranı, o da 1 bölü 12 artmış olacak ilk duruma göre. Evet. Hemen devam edelim. Kare dik prizma biçimindeki 11 adet eş bloğun iki farklı dizilimi aşağıda gösterilmiştir. Buna göre bu kare dik prizmalardan birinin yüksekliği taban ayrıtının kaç katıdır? Şimdi isimlendirelim. Şu kısa kenara A, uzun kenara B diyelim. A, B, A, B, A, B, A, B, A olsun. Şimdi ne diyor? O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 A artı 1, 2, 3, 4, 5, B. 5, B eşittir. Neymiş? 3X mi diyeceğiz o zaman? Şimdi 6 artı 5, B'ye 3X dedik. Hemen aşağıdakine bakalım. A, A, B, A, A, B, A, A, B, A, A diyeceğiz. 2, 4, 6, 8, A. 8, A. Artı 3, B'ye de ne diyeceğiz? 2X diyeceğiz. Taraf tarafa oranlayalım bunu. Pardon. X'ler gitsin. X'ler gitsin. O halde ne olacaktır? 6A artı 5B bölü 8A artı 3B eşittir. 3 bölü 2. İçler dışlar. 12A artı 10B eşittir. 24A artı 9B olacaktır. Buradan da 12A eşittir B olacaktır. Neyi soruyor bize? Buna göre dik prizmalardan birinin yüksekliği taban ayrıtının kaç katıdır? Yani B bölü A'yı soruyor. B bölü A eşittir 12 olacaktır. Yani 12 katıymış arkadaşlar. Evet. Devam ediyoruz. Evet, olduğuna göre A artı C toplamı nedir demiş. Şimdi bakıyorum elimde A artı 2B artı C var. A 2B C. Direkt ben buraya 1 deyip K'ya eşitlersek orantı sabiti K olsun. Bunları kendi aralarında toplarsak biliyorsunuz ki orantı sabiti değişmez. Pay ve pay da kendi aralarında ayrı ayrı toplanabilir arkadaşlar. Orantı sabiti yine K olacaktır. O zaman A artı 2B artı C eksi 3 eksi 4 eksi 5 bölü 6 eşittir K. Buranın ne olduğunu biliyorum ben. 29. O zaman 29'dan 5 24 bölü 6'dan K eşittir 4 çıkacaktır. K eşittir 4 çıkacaktır. A artı C diyor. A eksi 3 bölü 2 eşittir 4. C eksi 1 eşittir 4. Buradan A eşittir 11. C eşittir 5 çıkar. A artı C de 16 olacak. Yani cevabımız C seçeneği. Evet. Güzel bir soruydu. Özellik kullanarak çözdük. Evet. 6 özdeş dikdörtgenle oluşturulan yukarıdaki şekilde sarı bölgenin alanının tüm şeklin alanına oranı A. Turuncu bölgenin alanının tüm şeklin alanına oranı B. Pembe bölgenin alanının tüm şeklin alanına oranı C olarak belirtilmiştir. Buna göre A artı C bölü B oranı nedir demiş. Şimdi şöyle düşünelim. Şu yükseklik aynı değil mi? Sarı ve nedir? Kahverengi de yükseklikler aynı. Yükseklik aynı. Şimdi
Yükseklik aynısı alanlar oranı tabana göre değişir. 1, 2, 3, 3'e 1, 1'e 3. O zaman buna 1 dersek bu 3 olacak. Dikdörtgen olduğu için bu ikisinin toplamı da şurayı verecek. 4. O zaman ne demiş? Sarı bölgenin alanın oranı A eşittir 1 o zaman. A sarı diyor. B eşittir. B nedir o zaman? Hemen B'ye bakalım. B 3'tür. B3'tür. C de 4'tür. O zaman A artı C bölü B'yi soruyor bize. O zaman 1 artı 4 bölü 3'ten 5 bölü 3 olacaktır. Evet, burada bir düzeltme yapıyoruz. Bu şık 7 bölü 3 değil. 5 bölü 3 olması gerekiyor. Cevabımız C seçeneği olacak. Evet. Düzeltmeyi yaptık. Evet, her birinde eşit miktarda çay bulunan özdeş iki çaydanlıktan. Birincisindeki çayın tamamı özdeş boş çay bardaklarında, altısı ile özdeş boş kupalardan birine, ikincisi de çayın tamamı ise bu çay bardaklarından ikisi ile bu boş kupalardan üçünü tamamen doldurmaktadır. Tamam. Buna göre aynı miktarda çay bulunduran üçüncü bir çaydanlıktaki çayın tamamı bu boş kaplardan kaçını tamamen doldurur demiş. Şimdi öncelikle tek tek uğraşmayalım. Şu 2 ile şu 2 gitsin. Şu kupayla şu kupa gitsin. Ne kaldı? 4 çaydanlık 2 kupa. 4 çay bardağı 2 kupaya eşitmiş. O zaman ne diyeceğiz? Şuna 1 dersek bu 2 olacak. Yani kupalar 2 iken bunlar nedir? 1'dir. Şimdi hemen şuraya bir bakalım. Hop. O zaman burası 1 çaydanlık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 de bu, 8. 1 çaydanlık 8 diyelim. O halde bize neyi soruyor? Buna göre aynı miktarda çay bulunan 3. 1 çaydanlıkta çayın tamamı bu boş kaplardan kaçını tamamen doldurur? 8 bölü boş kaplardan tamamını. 8 bölü 2 dersek, kupa 2 olduğu için ne olacak? 4 kupayla tamamen dolacaktır. Kupa 2 alıyor arkadaşlar. Tamam, çayın tamamı 8 olduğu için, kupada 2 olduğu için 8 bölü 2'den 4 kupayla işimizi halledebiliriz. Çaydanlıktaki çay 4 kupa dolduruyor. Evet. Yukarıdaki doğrusal grafikte A ve B mallarının alış ve satış fiyatları arasındaki ilişki gösterilmiştir. Buna göre 180'er TL'ye alınan A ve B mallarından mallarının satışından toplam kaç TL kar elde edilir demiş. Şimdi hemen A için hesaplayalım. A için. Bakacak olursak alış fiyatı 3, satış fiyatı 5 ise o zaman ne yapıyor? 3 TL'de 2 TL 3 alıp 2 kar ediyor. Doğru mu? O zaman buna göre 180'ler TL 180'e alınıyorsa ne kadar kar eder? 6 katı 120 kardır. Hemen gelelim B'ye. B kaça alınıyor? 3'e alınıp 2'ye satılıyor. 3'e al, 2'ye sat. O zaman 1 TL zarar, bir zarar var diyelim. Şöyle geri getirelim. Evet. Ne diyelim? 1 TL zarar var, bir zarar. O zaman 180'e ne olacaktır? 6 kat olduğu için 60 zarar olur. Şimdi 120 kar, 60 zararsa 120 eksi 60'dan 60 ne olur? Kar olur. Yani 60 TL kar olacaktır. Cevabımız B seçeneği olacak bu durumda. Evet. Güzel bir soruydu. Devam edelim hemen. Olduğuna göre C'nin en küçük pozitif değeri için ABC toplamı nedir demiş. Önce şurayı bir düzenleyelim. 2AC eksi B eşittir 5C. Burayı düzenleyelim. 2AC eksi B eşittir 15 çarpı 2A'dan 30A yapacaktır. 30A yapacaktır. O zaman ne diyebiliriz? 5C eşittir 30A ise A eşittir 6C diyebiliriz. O zaman 1'e 6. Şimdi hemen bakalım.
2ac eksi b eşittir 5c. C'ye 1 dedik, a'ya 6 dedik. O zaman 12 eksi b eşittir 5 ise b eşittir eksi 7 olacaktır. Şimdi hemen şöyle düşünelim. Yalnız bir yerde bir sıkıntımız yok. Tamam. B eksi 7 dedik. O zaman eksi 7 eksi 6 0 çıkıyor. Bir yerde kesinlikle bir hatamız var. Şurayı bir son kısmı bir düzeltelim. Şimdi şuradan yola çıkalım. 2ac eksi b eşittir 30a. A 6. Yani şurayı ters yazmışız arkadaşlar. O yüzden bakın hemen şurası ters olmuş. Burası 5c eşittir 30a ise c eşittir 6a. A 1 iken c 6. O zaman 2ac eksi b eşittir 5c. 6 veriyorum. C'ye buna da 1 veriyorum. 12 eksi b eşittir 30 ise b eşittir eksi 18 yapacaktır. O zaman hemen bakalım. A artı b artı c eşittir eksi 18 artı 6 artı 1'den eksi 11 olarak çıkacak. Şurada ufak bir yazım hatası oldu. Düzelttik. Bir sıkıntı yok arkadaşlar. Ne yaptık? Önce ifadeleri düzenledim, eşitledim. A ile c'nin değerini bulduktan sonra bakın diyor ki c'nin en küçük değeri için c'nin alabileceğin küçük değer 6'dır pozitif değer. Buna göre c 6 ise a 1 olmak zorunda. A 1 ise b de eksi 18 olmak zorunda. Evet, bir sonraki sorumuza gelelim. Evet, 3a 5b 6c eşitliği verilmiş. Bunlar nerede eşitlenir? 30'da. O zaman 30k dersek a eşittir 10k, b eşittir 6k, c eşittir 5k olacak. Peki a artı b artı c eşittir 21k ise a artı b artı c 42, 21k ise k burada ne gelecektir? 2 gelecektir. B'yi soruyor bize. 6 çarpı 2'den B'de nedir? 12 olacaktır. Oldukça basit bir soruydu. Evet. Gelelim diğer sorumuza. Şekildeki ABC karesinin AB kenarı boyunca özdeş 3 kırmızı kare, AD kenarı boyunca 1 kırmızı kare ile özdeş 5 sarı dikdörtgen yerleştirmişti. İfadelerinin hangileri doğrudur demiş. Şimdi bu bir kare. Güzel. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Her birine 4 mü desek? Her birine 4 diyelim bakalım. Her biri 4 olursa ne olacaktır? Hatta şuraya da 10 dersek 20, 30 mu olacaktır? O zaman şuralar 10, 10, 10 deriz. 30'a 30'luk bir kare oldu. Tamam, güzel. Şimdi bakalım hemen. Kırmızı karelerin birinin alanının ABCD karesinin alanına oranı 1 bölü 9'dur. Evet, kırmızı karelerin kırmızının alanı 10 çarpı 10. ABCD'nin alanı 30 çarpı 30'dur. O zaman 1 bölü 9 yani doğru. Sarı dikdörtgenlerden birinin alanı, sarılardan birinin alanı bakın şurası 10'dur. 4 çarpı 10, 4 çarpı 10 bölü kırmızı karelerden birinin alanına oranı kırmızıların evet 10 çarpı 10'dur. O da 4 bölü 10'dan 2 bölü 5. Bu da doğru. Zaten 1, 2, 3 yok arkadaşlar. Diğer şıkka bakmaya bile gerek yok. Cevabımız ne olacaktır? 1 ve 2 yani C seçeneği olacaktır. Evet. Diğer şıkkı siz kontrol edebilirsiniz. Hemen ben diğer soruya geçiyorum. Evet. Burada bir net bir kural söz konusu arkadaşlar. Bizim biliyorsunuz bir kuralımız var. Pay ve payda kendi arasında toplamında orantı sabiti değişmez dedik. Aynı zamanda genişletme yapabiliyoruz. O halde şurayı 3 ile 3a olması için bakın 3a var. Eksi 2c olduğu için burayı eksi 2 ile genişlet. Buraya hiçbir şey yapmana gerek yok. 3a bölü 3b eşittir. Eksi 2c bölü eksi 2d e bölü f orantı sabiti değişmez. Hatta ben bunları pay ve paydayı kendi arasında toplarsam orantı sabiti yine değişmez.
Evet, bakın şurası 24 olarak verilmiş. Şurayı da eksi parantezinde düşünürseniz bakın ne olacak o zaman? Burası eksi 4 olacak. Burası da 24 olacak. O halde 24 bölü f eksi 4 eşittir 2. İçler dışlar 24 eşittir 2f eksi 8. 2f eşittir 32. F eşittir 16 olacaktır. E'yi soruyor. Hemen şuraya gelelim. E bölü F 2'ymiş. E, F'yi ben 16 bulduysam o zaman E'de ne olacak? 32 olacak oranın 2 olabilmesi için. Evet. Devam ediyoruz. Hemen diğer föyümüze geçeceğiz. 20. föy. Evet, föy 20. Oran orantı 2 sen testiyle devam ediyoruz. Bir telefonun ayarlar bölümünde ekran ayarları kısmına girildiğinde karşımıza aşağıdakine benzer bir görsel çıkmaktadır diyor. Bu görselde mavi renkli bölge o anki parlaklık seviyesini, gri renkli bölge güvenle yükseltilebilecek parlaklık seviyesini, kırmızı renkli bölge ise göze zarar verecek düzeyde yüksek olan parlaklık seviyesini göstermektedir. Ekran parlaklık seviyesi ile telefon şarj yeterlilik süresi arasında ters orantı bulunmaktadır. Bu orantıya ait bir grafik aşağıdaki gibidir. Bu telefonun şarjı tam doluyken ekran parlaklığı seviyesi %80 olarak 2 saat kullanılıyor. Buna göre kalan şarjın 8 saat yetmesi için ekran parlaklığı seviyesi kaça indirilmelidir? Hemen bakıyorum. 8'e 40 nedir? Çarpım 320. 320'ymiş. Bakın her tarafta 320 olacak. 4 çarpı 80, 5 çarpı 64, 320'ymiş. Şimdi diyor ki %80 olarak 2 saat kullanılıyor. 2 saat %80 olarak kullanılıyorsa ne diyeceğiz? Hemen oraya. Oraya şöyle dememiz lazım. 80 çarpı 2 kullanılan artı 8 saat yetmesi için ne diyor? 8 saat yetmesi için x diyelim. Seviyenin kaç olması gerektiğini bilmiyoruz. %80'de 2 saat kullanılıyor. Bakın %80'de 2 saat kullanılıyor. Artı 8 saat yüzde kaçta kullanılmalı ki? 320 olsun. 320'yi nereden bulduk? Bakın grafikten bulduk. 8 çarpı 40, 320. Neden? Şarj yeterlik süresiyle ne diyor? Telefonun parlak seviyesi arasında bir ters orantı söz konusu. Bu da 160 artı 8x eşittir 320'dir. X buradan ne gelecektir? 10 mu gelecektir? Pardon, x buradan 10 gelmeyecektir. Hemen orayı düzeltiyorum. 160 x eşittir 20 gelecektir. O halde ne olması gerekiyormuş? Şarjın %20 olması gerekiyormuş seviyenin. 8 saat daha yetmesi için cevabımız B seçeneği. Evet, diğer sorumuza geldik. Mete, Nilay ve Koray 78 ceviz aralarında sırasıyla 3, 4, 6 ile orantılı olarak paylaşıyor. Daha sonra Koray kendi payının yarısını 1 ve 2 ile orantılı olarak sırasıyla Mete ve Nilay ile paylaştırıyor diyor. Buna göre son durumda Mete'nin elinde kaç ceviz bulunur demiş. Şimdi ne diyelim hemen? Mete, Nilay, Koray. O zaman bu 3K alsın. Bu 4K alsın. Bu da 6K alsın. Buranın toplamı 13K eşittir 78 ise K buradan ne gelecektir? 6 mı gelecektir? K 6. Şimdi o zaman burası 18, burası 24, burası 36. Ne diyor? Koray kendi payının yarısını, Koray kendi payının yarısını, yani 18'ini 1'e 2 oranında paylaşacak. 1'e 2 oranında paylaşacaksa nedir? 6'ya 12 şeklinde paylaştıracak. Mete ve Nilay'a paylaştırıyor. O zaman bu Mete'nin payına düşecek. Bu da Nilay'ın payına düşecek. O zaman Mete artı 6 daha alıyor. Toplamda ne olacak? 24 tane ceviz almış olacak. Yani cevabımız C seçeneği. Evet, bir tekstil fabrikasında üretilen kot ve kumaş pantolonların beden numaraları arasında doğrusal bir ilişki bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda bu bedenlerin en küçükleri ile en büyükleri karşılaştırmalı olarak verilmiştir. Buna göre kot pantolon bedeni 32 olan Mithat Bey bu fabrikada üretilen bir kumaş pantolon almak isterse kaç beden pantolon almalıdır demiş. Şimdi hemen bakalım. 28-40. Arada ne var? 12 mi var?
36, 54. Arada ne var? 18 var. O zaman oran 12 bölü 18. Şimdi kot pantolon bedeni 32. Kot pantolon bedeni 32 ise artı 4. Buradan buraya artı x diyelim. Bilmiyoruz. O zaman 4 bölü x diyelim. 4'e böl 1, 4'e böl 3, 3'e böl 1, 3'e böl 6. X eşittir. Burada 6 olması lazım. O zaman 6 eklersem ne olması lazımmış? 42 olması lazımmış. Bakın oldukça basit bir soru. Cevabımız B seçeneği. Evet. Evet, diğer sorumuz Samsun'dan Ünye'ye, oradan da Akçabat'a gidecek olan İhsan Bey'in otomobilinin yakıt göstergesi başlangıçta şekil 1'deki gibidir. Güzel. İhsan Bey yolda hiç yakıt almadan aracıyla Ünye'ye vardığında yakıt göstergesi şekil 2'deki gibidir. Tamam, güzel. Akçabat'a vardığında şekil 3'teki gibi olmuştur. İhsan Bey Ünye içindeki işlerini araba kullanmadan görmüştür. Samsun ile Ünye arası 90 km olduğuna göre Ünye ile Akçabat arası kaç kilometredir demiş. Şimdi burada şöyle düşünelim. Samsun neye gidiyor? Samsun'dan Ünye'ye, oradan da Akçabat'a gidiyor. Şimdi şekil 1'e bakarsanız kaç parça var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi 7 parçadan 1, 2, 3, 4, 5 parçaya düşmüş. O zaman buradan buraya ne olmuş? 2 parça harcamış. Hemen buraya bakalım. 0'a kadar düşmüş. 1, 2, 3, 4, 5 parça harcamış. Yani Ünye'den Akçabat'a da 5 parça harcamış olacak. Tamam, güzel. Şimdi 2 parçayla bu adam ne yapmış? Ne diyor bize? Bakın, Samsun Ünye arası 90 kilometre. Burası 90 kilometre, burası x kilometre. Yani 2 parça ile 90 kilometre gitmiş. O zaman 1 parça ile ne kadar yol gider? Hemen ona bakalım. Yarısı kadar olduğu için ne olacak? 45 kilometre gider. Doğru mu? O zaman 5 parça, 1 parça ile 45 kilometre ise 5 parça ile x kilometre diyelim. Oradan da x eşittir 45 çarpı 5'ten cevabımız ne olacaktır? 225 olacaktır. 225 kilometreymiş o mesafe. Yani Ünye Akçabat arası. Yani cevabımız C seçeneği. Evet, devam ediyoruz. Güzel sorularımız var. Aşağıda dikdörtgen biçiminde bir bilgisayar ekranı ve bu ekranda gösterilen dikdörtgenler biçimindeki 3 resim kenar uzunlukları birim cinsinden verilmiştir. Bu üç resmin her bir kenarının uzunlukları oranı değiştirilmeden üçünün uzun kenarları eşit olacak şekilde büyütülüyor. Sonra bu şekiller üst üste resimlerin tamamı görünecek ve ekranın yan kenarını tamamen kapatacak biçimde şekil 2'deki gibi yerleştiriyor. Son durumda bu resimlerin ekranda kapladıkları toplam alanın dışındaki beyaz alan kaç birim karedir demiş. Şimdi öncelikle bakalım uzun kenarları. 6, 8, 12. 6, 8, 12'nin ekok. Hemen bir bakalım. 6, 8, 12, 24'te birleşir. O zaman 24'te birleştirmek için bunu 4 ile, bunu 3 ile, bunu da ne yapmak lazım? 2 ile. Tabii kısa kenarı genişletiyorsak, uzun kenarı genişletiyorsak kısa kenarı da genişletecek. 2 birimse burası 4 kere 2'den 8 birim olacak şu kısım. L'ye bakalım, 3 birimdi. Kaçla genişletiyoruz? 3 ile. Burası 9 birim. Burayı da 2 ile 2 kere 4'ten 8 birim. Burası zaten 24. Geriye ne kaldı? 20 kaldı. Burası 25. O zaman beyaz alan 20 çarpı 25'ten ne olacaktır? 500 olacaktır. 500 birim kare çıktı. Yani cevabımız D seçeneği olacaktır. Güzel bir soruydu. Evet, yukarıda verilen grafikler yaş üzümden elde edilen kuru üzüm miktarı ile maliyeti arasındaki bağıntıyı göstermektedir. Buna göre 300 liralık kuru üzüm elde etmek için kaç kilogram yaş üzüm gerekir demiş. Şimdi 12 kilogramdan 3 kilogram kuru üzüm çıkartıyoruz. Doğru mu? 12 kilogram yaş üzümden 3 kilogram
Yani nedir oran? 12 bölü 3'ten nedir? 4'tür oran. O zaman yaş 4x iken kuru x mi olacak? Evet, oranımız 4. Tamam. Şimdi ne diyor? Bakalım. Kuru üzümü maliyeti ne diyor? 3 kilogramı 15 TL. Kuru üzüm maliyeti 3 kilogramı 15 TL ise 1 kilogramı 5 TL'dir. Tamam. Ne diyor? Buna göre 300 liralık kuru üzüm 300 kilogram bölü 5'ten ne yapar? 60 kilogram kuru üzüm var. Doğru mu? 60 kilogram kuru üzüm. Bu 60 ise bu da 4 katı olmak zorunda. O zaman 240 kilogram ne olmak zorunda? Yaş üzüm olmak zorunda. Bakın son kısmı tekrar edip 1 kilogramı 5 TL'dir. 300 liralık kuru üzüm diyor. 5'e böldüğünüz zaman 60 kilogram kuru üzüm yapar. 60 kilogram kuru üzüm. Bakın 60 kilogram kuru üzüm. 4 katıydı. 1'e 4 oranı var. O zaman yaşın 240 kilogram olması gerekiyor. Evet, soruyu, grafiği yorumlamak önemli. Her şeyden önce grafik yorumlama önemli arkadaşlar. O yüzden dikkat ediyorsunuz grafiklere. Evet, yukarıdaki doğrusal grafiklerin birincisi zamana bağlı olarak fotokopi makinesinin bastığı belge adetini, ikincisi ise yine zamana bağlı olarak bu fotokopi makinesinin deposunda kalan toner miktarını göstermektedir. Buna göre deposunda 1200 gram toner bulunan bu fotokopi makinesi en az kaç adet belge bastıktan sonra deposunda kalan toner miktarı 450 gramın altına iner demiş. Şimdi hemen birinci grafiğe bakalım. 4 dakikada 96 belge. 4 dakikada 96 belge ise 1 dakikada ne olacaktır? 24 belge basar. Güzel. Şimdi hemen şuna bakalım. Şu arada ne kadar bir fark var? Hemen onu bir bulalım. 120 mi? Evet, 120. O zaman 8 saatte ne yapıyor? 8 saatte 120 gram toner harcıyorsa, 8 saatte 120 gram toner harcıyorsa 8 dakikada, daha doğrusu saat demeyelim, dakika cinsinden vermiş grafiği bize. 8 dakikada 120 gramsa 1 dakikada ne kadar harcar? Hemen ona bakalım. 8 oranı var. 15 gram ne yapar? Toner harcar. Şimdi 1 dakikada 15 gramsa 450 gram için kaç dakika geçmesi lazım? Buradan da baktığınız zaman 5 dakika. 1 dakikada 24 belge basıyorsa, 1 dakikada 24 belge ise o zaman 5 dakikada ne kadar basar? 5 çarpı 24'ten ne yapar? Pardon, orayı 5 dedik. Orası 50 yapar. Evet, 50 dakika yapar. O zaman 50 dakikada 120'de 1200 yapar. Doğru. 1200 belge basar. Şimdi bize neyi soruyor? 450 gramın altına iner diyor. 450 gram ile 1200 belge basıyorsa 1201. belgede artık ne olacak? 450 gramın altına düşecek miktarı. Evet, bakın kaç tane oran yaptık? Tam 4 tane ne yaptık? Oran kurduk. 4 tane oranımız var. Evet, devam edelim. Evet, bir bilgi yarışması sonunda 5640 TL 1, 2 ve 3. sırasıyla 5, 3, 1 oranında paylaştırılacaktır. Fakat bu para yarışmacılara 200 TL'lik banknotlar halinde ödenecek. Küsuratlar ise ödenmeyecektir. Buna göre yarışmacıların alabileceği toplam para miktarı en çok kaç TL'dir? Şimdi ne diyelim? 1, 2, 3. 1, 2, 3 diyelim. Neydi? 5 ile, 3 ile, 1 ile mi? Şuna 200K diyelim. 200'lük banknot var ya. O zaman 3 katı ise bu 600K yapar. Bu da 5 katı ise 1000K yapar. Buranın toplamı ne yapar? 1800K mı yapar?
1800K eşittir 5600 neydi? 40 mıydı? O zaman K eşittir 3 desek ne yapar? 5400 yapar. 3 desek 5400 TL yapar. O zaman buna göre yarışmacının alabileceği maksimum tutar zaten 5400 TL olacaktır. Üstü yok. Evet. Basitti yine. Hemen devam edelim. Evet, şekildeki birinci haritanın ölçeği 1 bölü 10.000, ikinci haritanın ölçeği ise 1 bölü 40.000'dir. A kenti ile B kenti arasındaki yolun uzunluğu birinci harita x artı 30, ikinci haritada 2x eksi 10 cm olarak ölçülmüştür. Buna göre A ve B kentler arasındaki mesafe gerçekte kaç kilometredir? Evet, gerçek uzunluk dediğimiz şey, ölçek paydası, ölçek paydası çarpı harita uzunluğu diyelim. Evet. Coğrafi bilgiler hala unutmamışız. Evet, ölçek paydası dediğimiz şey birinci için 1 diyelim şuraya. Evet, birincide bakarsak x artı 30 çarpı harita uzunluğu çarpı ölçek paydası 10.000, yani 10 üzeri 4. İkinciye bakalım. İkincinin gerçek uzunluğu eşittir ölçek paydası 4 çarpı 10 üzeri 4 çarpı x 2x eksi 10'dur. Ne diyor? Olarak ölçülmüş. Buna göre A ve B kentler arasındaki mesafe kaç kilometredir demiş. Şimdi A ve B kentler arasındaki mesafe gerçekte kaç kilometredir? Şimdi bakacak olursak A ve B zaten eşit olmak zorunda. Gerçek uzunluklar eşit olmak zorunda değil mi? İkisi de AB yolu. O zaman gerçek uzunluklar eşitse x artı 30 çarpı 10 üzeri 4 eşittir 4 çarpı 10 üzeri 4 çarpı 2x eksi 10. İkisinin de gerçek uzunluğu, iki farklı harita da var ama gerçek uzunluk değişmez. Gerçek uzunluklar aynıdır. İkisi de, ikisinden de bulduğumuz gerçek uzunluklar eşittir. Şunlar gitti bir kere. 4x artı 120 eşittir 2x eksi 10. 2x eşittir ne olacaktır buradan? Pardon, eksi 10 değil, eksi. Eksi 40 yapacaktır. Şurası hatalı oldu. O 4'ü yanlış gördüm ben. Orası direkt x artı 30. Evet. O zaman x eşittir. Buradan ne gelecektir? 70 mi gelecektir? X eşittir. 70 gelecektir. Aa, bir de 8x olacak. Bak şurayı çarpmayı unutmuşuz. Evet. 7x, x eşittir 10 gelecektir. Evet, x eşittir 10 gelecektir. Evet, şimdi ne yapmamız istiyor? A ve B kentler arası gerçekte kaç kilometre? 1 kilometre 10 üzeri 5 santimmiş. Ne yapacağız o zaman? Hemen bakalım. X yerine 10 yazdığımda hemen şurada 40 çarpı 10 üzeri 4 mi olacak? 40 çarpı 10 üzeri 4. Bu santimetre, bir de bunu ne yapacağız? 10 üzeri 5'e böleceğiz. O zaman buradan da ne gelecektir? 4 kilometre gelecektir. Kilometreyi çevirmek için bölme işlemi yaptık arkadaşlar. Evet. Şimdi testlerimiz bitti. Çıkmış sorularla hemen devam edelim. 2014 LYS matematikte çıkmış bir soru. A ve B gerçel sayıların geometrik ortalaması 4. A eksi 1 ve B artı 1 sayılarının geometrik ortalaması ise 6'dır. Buna göre A eksi B farkı kaçtır demiş. Şimdi şunu biraz küçültelim. Evet. Ne diyor bize? A ve B'nin geometrik ortalaması 4. A çarpı B'nin kökü eşittir 4 ise o zaman A çarpı B eşittir 16 olacaktır. A eksi 1 ve B artı 1'in geometrik ortalaması eşittir 6'ymış. O zaman her tarafın karesini alalım. A eksi 1 ile de B artı 1'i çarparsak AB artı A eksi B eksi 1 eşittir 36. AB 16. 16 artı A eksi B eşittir 37. A eksi B eşittir buradan 21 olacaktır. Yani cevabımız B seçeneğidir. Evet, hemen diğer sorumuza bakalım. Ne diyor? 2010'da çıkmış bu da. Bir güreş müsabakasına katılan 4 sporcunun ağırlıkları 1 hafta aralıkla ölçülmüştür. Sporcuların ikinci ölçümdeki ağırlıklarının birinci ölçüme göre değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Sporcuların ağırlıklarının ortalaması ilk ölçümde 56 kilogram olduğuna göre ikinci ölçümde kaç kilogramdır demiş. Şimdi hemen bir değişime bakalım. Öncelikle şuraya baktığımızda 2,5 artı 1, 2,5 artı 1 artı şuraya bakalım, eksi yönde bir değişim var. Eksi 3,5, eksi 4. Buradan değişim nedir? Eksi 4'tür. Ortalaması bu 4 kişi olduğu için eksi 4 bölü 4'ten eksi 1 değişecektir. O zaman 56 ise 56 eksi 51, 51 diyorum. 56 eksi 1'den 55 olacak. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır. Şimdi devam edelim bir sonraki sorumuza. 15. sorumuz. Evet. 2016 YGS'de çıkmış bir soru. A artı C bölü B eşittir 3 bölü 2, B bölü C eşittir 3 bölü 4 olduğuna göre A bölü B oranı nedir demiş bize. Şimdi buradan ne yapalım? İçler dışlar çarpımı yapalım. 2A artı 2C eşittir 3B. Buradan da 3C eşittir 4B ibaresi bulunacaktır. Şimdi ne yapalım? Değer verelim. Daha doğrusu şuna 4K diyelim, şuna 3K diyelim. O zaman 2A şurası 2C düzgün yazalım. Sonra karıştırıyoruz. 2C. Şimdi C yerine 4K yazdığımda, B yerine de 3K yazdığımda 2A eşittir. Buraya ne yazacağız? 4K yazacağız. 8K olacak. Buraya da 3K yazacağız. 9K 2A eşittir. K ise A eşittir. K bölü 2 olacaktır. A'yı da bulduk. O zaman A bölü B'yi soruyor bize. A bölü B. A'mız K bölü 2 bölü B'miz 3K. O zaman ters çevirip çarparsam K bölü 2 çarpı 1 bölü 3K'dan K'lar gider. 1 bölü 6 olur. Yani D seçeneği olacaktır cevabımız. Evet. 2016 YGS'de çıkmış bir soru. 16. soru. Bir yarışmada 1080 TL'lik para ödülü ilk 3 dereceyi alan yarışmacı arasında 3-2-1 oranında paylaştırılacaktır. Para ödüllerini almaya giden bu yarışmacılardan her biri ödüllerin 50 TL'lik banknotlar halinde ödenebilen kısmını alabilmiştir. Buna göre yarışmacıların alabildiği toplam ödül miktarı kaç TL'dir demiş. Şimdi hemen bakalım. Şöyle diyelim. Birinci, ikinci, üçüncü. Oranlar neydi? Oranlar 3-2-1. 3-2-1 oranında. O zaman şuna 50K diyelim. Bu 100K olur. Bu da 150K olur. Toplamda baktığınızda 300K eşittir 1080 miymiş? O zaman K eşittir buradan 1080 bölü 300 gelecek. Sıfırlar gitti. 108'i 3'e böl. 36 bölü 10 olacaktır. K'yı bulduk. 36 bölü 10 olacakmış. Şimdi şöyle yapalım. Hatta bize tam şey istemiyor zaten. Biz niye böyle yapıyoruz? Gerek yok. Hemen K'ya buradan değer verelim. Ne yapalım? 2 desek 600, 3 desek 900, 4 desek 1200. Ne yapacağız? K eşittir 3 olacaktır. 3 verirsek 900 TL alabilirler. Maksimum. Bitti. Bu kadar yapmamız yeterli. K'yı bulmamıza gerek yok. 900 TL alabilirler. Evet, bir sonraki sorumuz YGS 2016'da çıkmış bir soru. Şimdi 3-2-1 ile orantılı diyor. O zaman 3K artı K artı 2K'dan 6K yapar. O da neymiş? 1080 ise K buradan 180 mi olacaktır? K 180 ise birinci yarışmacı 3 çarpı 180'den 540 TL yapar. O da 500 alır, 40 bırakır. İkinci yarışmacıya bakalım. İkinci yarışmacı 2 çarpı 180'den ne yapacaktır? 360 yapar. O da 10 bırakır. Üçüncüye bakalım. Üçüncü K'ydı. Yani 180. O da 150 alır, 30 bırakır. 50'lik banknotlar verdiği için. 40, 70, 80 bırakıyorlar. O halde 1080 TL'lik ödülün 80 TL'sini bırakıyorlarsa 1000 TL'sini ödeme olarak alacaklardır.
Evet, devam edelim. Evet, 2016 LYS'de çıkmış 17. soru, iki sayıdan küçük olanı bu iki sayının aritmetik ortalamasından 3 eksik, büyük olanı ise bu iki sayının geometrik ortalamasından 4 fazladır demiş. Buna göre bu iki sayının toplamı kaçtır demiş. Şimdi ne diyor? İki sayıdan küçük olanı A ve B olsun. Küçük olan A olsun. A eşittir. Ne diyor? Geometrik ortalaması A artı B bölü 2 eksi 3 ise o zaman buradan ne gelecektir? 3'ü karşıya atıp içler dışlar çarpımı yaparsak B eşittir A artı 6 gelecektir. Şimdi büyük olanı ise diyor geometrik ortalamasından 4 fazla. A çarpı B'nin karekökü artı 4. O halde buradan da ne gelecektir? AB eşittir B eksi 4'ün karesi gelecektir. B yerine A artı 6 yazarsak A çarpı A artı 6 eşittir A artı 6 eksi 4'ün karesi. O halde buradan bunu açalım. A kare artı 6A eşittir. Burası A nedir? A artı 2'dir. O da A kare artı 4A artı 4 yapar. A kareler gitti. 2A eşittir. 4'se A eşittir 2'dir. A eşittir 2 ise B de nedir? 8'dir. Bu ikisinin toplamını ne yapar? 10 yapacaktır. Yani cevabımız C seçeneği olacak. Evet, 18 2017 LYS sorusu. A, B, C pozitif gerçel sayılar için A artı C bölü B artı 2 eşittir C bölü B. A bölü B eşittir C eşitlikleri veriliyor. Buna göre B kaçtır demiş. Şimdi hemen şuradan içler dışlar çarpımı yapalım. Buradan içler dışlar çarpımı yaparsak A eşittir B çarpı C'dir. O zaman burada yerine yazarsak ne olacaktır? A yerine B çarpı C yazıyorum. BC artı C bölü B artı 2 eşittir C bölü B olacaktır. Evet, buradan hemen ne yapalım? Yukarıyı C parantezine alalım. C parantezinde B artı 1 bölü B artı 2 eşittir C bölü B. C'ler gitsin. İçler dışlar çarpımı yapalım. B kare artı B eşittir B artı 2. B'ler gitti. B kare eşittir 2 ise B buradan artı eksi kök 2 ama pozitif olduğu için direkt B ne olacak? Kök 2 olacak. Yani cevabımız A seçeneği olacaktır. Evet. 2018 TYT'de çıkmış bir soru. Bakın yeni nesile geçtiği zaman soru ne olmuş? Biraz uzamış sanki. Ama burada hem oran orantı hem kesir olarak düşünebiliriz. Aslında bunu kesirlerde, rasyonel sayılarda da sorulabilir. Oran orantıya da girebilir. Oran dediği için oran orantıyı almışlar direktmen. Bakalım. Bir dilim ne diyor? Aslı doğum günü pastası aşağıdaki gibi 4 eş dilime ayırmıştır. Sonra bu pastanın bir dilimini Burcu, Cem ve Deniz arasında eşit miktarda paylaşmıştır. Buna göre bu pastanın Cem'in payına düşen miktarın pastanın tamamının oranı nedir demiş. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi burada 4'e ayırıyorsun. Doğru mu? Her birini 4'e ayırıyorsun. Her birine ne diyelim? 3, 4 ve 3'e bölünecek. Her birine 3K diyelim. 3K diyelim. Tamamın oldu 3, 6, 9, 12K. Tamamı 12K oldu. Sonra bir dilim alıyorsun. Bir dilimi 3K'yı 3'e bölüyorsun. Her birine ne olacak? K düşecek. Buna göre pastanın Cem'in payına düşen miktarın pastanın tamamının oranı. O zaman ne olacaktır? K bölü Cem'in payına düşen K'dır. K bölü 12K da 1 bölü 12 olacak. Yani cevabımız D seçeneği. Hemen son sorumuz. 2019 TYT'de çıkmış bir soru. Yarıçap uzunluğu 5 birim olan O merkezli dairesel parkurun bir yarıçap üzerinde her bir birime 5 eş aralığa bölen noktaları işaretlenmiştir. Sonra bu noktalardan geçen O merkezli çember yayları çekirdek gibi gösterilmiştir. O noktasına iki tane mızrak atışı yapan Ahmet'in ilk attığı mızrakın
mızrak A noktasına, ikinci attığı mızrak ise B noktasına düşmüştür. A noktasının O noktasına uzaklığı 54 metre olduğuna göre B noktasının O noktasına uzaklığı kaç metredir? Şimdi şöyle düşünelim. Hemen şuraya bakalım. Kaç tane halka var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18 halka 54 metreymiş. 18 halka 54 metreymiş bana soru da söylüyor. O zaman B noktasına diyor 25 halka 24. halka. 24 halka kaç metredir? İçler dışlar soru işareti buradan. 54 çarpı 24 bölü 18'den ne olacaktır? 72 olacak. Yani cevabımız C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, oran orantı konumuzu bitirdik. Bundan sonra sayı ve kesir problemleriyle devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin arkadaşlar. Bolca sorular çözün. Bunlar da sizin için bir pratik olsun. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar.